Şimdi birazcık yine tabii narin konusunda birazcık daha genel olarak narini konuşuyoruz ama senin senaryon ne? Yani narin neden ve nasıl öldürüldü sana göre? Benim senaryom ilk, ikinci, üçüncü günde ne söylemişsem aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi. Elimde belge yok, elimde bilgi yok, kanıtlayamam. Ama diyebilirim ki ilk gün söylediğim şey annenin ifadelerinden ve köyde yaşadıklarıma dayanarak ve Enes'in üzerindeki izlere dayanarak ortaya bir senaryo koysam, birinci senaryo şeklinde gerçek olmamakla beraber bunu dile İddia. getireyim ki bana bir dava açmasınlar. Evet, Yani iddia. bunu Enes iddia ki Enes orada amcasının oğluyla uyuşturucu içiyor ve orada ahırda başkaları da var, bir şeyler yaşanıyor. Birinci senaryoda Narin geliyor, anne uykuda, kendi ifadesinde var ya, uyuyordum falan. Anne uykuda, kapı kapalı, ağır sol tarafta zaten. Ağır direkt görünüyor. Ağırın kapısı açık ya da sesler geliyor. Narin oraya gidiyor. Narin oraya gidince olmaması gereken bir şey görüyor. Hani herkes klasik diyor ya, görmemesi gereken bir şey. Birinci senaryoda Enes direkt Narin'i hedef olarak gözetiyor. Ve orada saldırı ortaya çıkıyor. Narin büyük bir darbe yiyor ona. İkinci senaryoda Enes'in ağırda başka Enes'le amcası oğlu ya da başka birinin başka bir hedefi var. Ve orada Narin ona sadece şahit oluyor. Birinci hedef değil, ikinci hedef olarak şahit oluyor. Ve orada Narin, hani biliyoruz az çok, herkes de diyor ya, ben benim diyen biri, özgüveni yüksek, akıllı, ön planda olan bir kız ya, kimse ona zorla bir şey yaptıramaz. Aileden gelen bir özgüven var. Narin de öyle biri. Narin'i susturamayınca o kafanın da etkisiyle Narin'i boğmaya çalışıyor bir şekilde. Ya bu şekilde ya da bahsettikleri şekilde sırtına çıkarak bir şekilde boğmaya çalışıyor. Bu esnada bağırmaları duyan işte anne geliyor, onun elinden almaya çalışıyor. Belki pençe izleri annenin olabilir ve diş izi annenin izi olabilir. Anne onun elinden almaya çalışırken annenin diş izi olabilir ya da boğmaya çalışırken ilk saldırıda Narin'in diş izi olabilir. Ve orada bir şekilde Narin'e olan oluyor. Babayı arayamıyorlar. Çünkü babayı arasalar ne olur? Baba gelir, o şeyle Enes'i öldürür ve baba gider, Enes gider ve itibar da gider. O yüzden amcayı arıyorlar. Çünkü her zaman en büyükler, en akıllılar sorunu çözme işini daha önce de yapanlar her zaman aranır. Amcayı arıyorlar senaryoya göre. Amca geliyor, işçilerini arıyor falan. İşçileri geliyor. Bir şekilde onu işte tam ölü bir vaziyete hale getirdikten sonra bunu işte ne yapalım, ne edelim derken Nevzat kendi iddiası şey başta da, ya o da şüpheli yani, sonradan işte haberim yoktu getirdiler falan. Direkt onun, yani onu çağırıp olay yerinde dağılmış olabilir. Arabadan dağılmış olabilir. Ondan sonra işte Nevzat bu işleri yapacak kirli adam konumunda. Birine bir şey yaptırırsın. Ondan sonra o bir şeyi yaparsın. Birini tutarsın, onu atarsın içeriye falan. Günah keçisi, ona biraz para da verirsin. Nevzat öyle bir adam. İşte Nevzat'ı ön plana koyuyorlar. Nevzat'ın akrabası beni aradı. Daha Evet. Nevzat yakalanmamış daha. Daha henüz Nevzat gözaltında değil. Ceset bulunduğu gün beni aradı. Paylaşmışım var. Dedi ki Nevzat, dedi, her şeyi anlattı bize dedi. Dedi Salim geliyor, dedi, bunun kafasına silah dayıyor diyor, bunu diyor, sen bunu alıp götürmezsen senin de kafana sıkarım, ailenin de kafasına sıkarım. Bu şekilde anlattı. Akrabası bana anlattı. Nevzat değil. Nevzat'ı ben görmüşsem de hatırlamıyorum. Ben ailesiyle oturdum. Annesiyle, eşiyle ve akrabasıyla. Ondan sonra işte dedi ki aynen bu ilk ifadelerde anlatılan şeylere benzer şeyler anlattı. Daha henüz Nevzat yakalanmamış. Dedi işte Nevzat su meselesi için onu arayınca, o olay da o esnada patlayınca diyor gel Nevzat hemen bu cesedi al. Ondan sonra Nevzat alıyor cesedi. Buna diyor buraya gideceksin. Biz de seni başka bir arabayla takip edeceğiz.
ve uzaktan takip ediyorlar dere yanına gidene kadar. Onlar da takipteler. Anlattığına göre takipteler ve oraya gömüyorlar. Gömdükten sonra Nevzat artık evine dönüyor, dediğine göre namaz kılıyor. Evet. Ve orada bana diyor ki Salim her gece oraya gidiyordu. Salim Güran diyor her gece oraya gidiyordu. Diyordu işte bir gün birini görmüşüm karanlıkta. Oraya gidiyor. Ne yapıyorsa sonradan öğrendik Nevzat'ın ifadesinde ne diyordu? Diyordu ben buraya koymamıştım. 100 metre ileriye koymuştum. Ben çalıyı koymamıştım. Buradan Evet. bir örtütme oluyor. İşte bana anlatılan, ilk zaman anlatılan Salim gidiyor oraya her gece gidiyor. Bakıyor durum nedir? Bulunmuş mu? Çıkmış mı ota? Ya da başka yere gömüyor, çalıya atıyor. Anlattığına göre ben demiyorum. İşte burada yani anlatan bana anlatan demiyor ben cesedi işte taşlığını gördüm Salim'in falan diyor oraya gidiyor. Hani bu benim yorumum gitti oraya demek ki orada Nevzat'ın ifadelerine göre çalı değişmiş, çalı eklenmiş, yeri değişmiş. Baya bir değişme var. Bana anlatanın da ifadesinde Salim her gece oraya gidiyor diyor işte birini gördüm karanlıkta oraya gidiyor ya da başka bir ihbar söylüyor. Ben bir Peki şey yanlış Nevzat'ın akrabası anladım. sana bunu anlattı ya. Nevzat'ın akrabalarından biri bunu sana anlattı. Peki anlatırken şunu söyledi mi? Yani Nevzat'ın cesedi Salim'den aldığını falan net bir şekilde söyledi mi? Aynen şunu söyledi. Nevzat'ı çağırdı. Arabayla geldi. Hani Nevzat ikinci ifadesinde değiştiriyor ya diyor evden Evet. alınıyor. Öyle bir şey yok. Diyor arabadan aynen ona devrediyor. Ondan sonra ona teslim ediyor. Onu takip ederek diyor ki hani kaçmaması için onu takip de ediyorlar. O zaman Şahin Göz O kamerasındaki diğer kişiler muhtemelen Salim mi olabilir. çıkıyor? Evet, bunun Onlar çıkması. olabilir çünkü Hatta bana sola gelin söylenen sözünü onlar olabilir yani bana söylenen çünkü buydu yani.